Fani Bey'in YouTube kanalınıza hoş geldiniz. Şimdi sizlerle birlikte E-Devlet vasıtasıyla ÖSYM'e başvuru nasıl yapılır sorusuna bu videomuzda yanıt vermeye çalışacağız. Sizlerle değerli takipçilerimizle birlikte video içeriğimize başlayalım. Adaylar kendilerine e, açılan E-Devlet kapısı kimlik doğrulama sistemi ekranı üzerindeki TC kimlik ve E-Devlet şifresi aralarına gerekli bilgileri yazacaklar ve sisteme giriş yap butonuna tıklayacaklardır. Herhangi bir sınava başvurusan bağımsız olarak ÖSYM aday işlemlerine kaydolacaklardır. Yani e devletten aslında direkt olarak E-Devlet'te, yani E-Devlet'in içerisinden yapamıyorsunuz. Sadece E-Devlet'e ÖSYM yazabilirsiniz ya direkt olarak ÖSYM aday işlemleri yazıyorsunuz. Yani burada isosm.com.tr buraya tıklıyorsunuz. Buraya tıkladıktan sonra direkt olarak zaten burada açılacaktır. Yani burada E-Devlet'e sisteme giriş yapabilir, E-Devlet'te kayıt olabilirsiniz. Mesela E-Devlet'e sisteme giriş yap diyoruz. TC kimlik numaramızla vesaire buraya giriş yapıyoruz. Ardından bizden kimlik doğrulaması isteyecektir. Ona veriyoruz. Sisteme kaydınız bulunmamaktadır diyor. Kayıt yapmadıysanız e-devlet size kayıt ol butonu tıklayıp e-devlet ile kayıt ol seçeneğini basıyorsunuz tekrardan. Ardından burada yine e-devlet şifrenize vesaire giriş yapıyorsunuz. Giriş yaptıktan sonra kayıt işlemlerinize başlayabilir ve siz de kolaylıkla e-Devlet'te de ÖSYM başvurusunu yani burada ÖSYM ile ilgili istediğiniz ÖSYM sınavına başvurunuzu gerçekleştirebilirsiniz E-Devlet'e kullanarak. Videomuz bu kadardı. Umarım videomuzu beğenmişsinizdir. Videoyu beğendiyseniz aşağıdan beğen butonuna tıklamayı unutmayın. Kanalımıza abone olmayı Lütfen abone olun. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Kendinize iyi bakın.